2019 yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk Meltem Hanım. Evet, daha önceki yayınımızı özellikle Ege Türk TV YouTube sayfasından sevgili seyircilerimiz seyredebilirler. Aynı soruları o yüzden sormayacağım. 10.000 araç kapasiteli otopark yapacaksınız, evet, değil mi? Öyle söyleyeyim. Yani Ekrem Bey ile çok uyumlu, çok 5 yıl keyifle çalışacağımız bir anakent belediye başkanımız olacak. Benim de Sayın Başkan'la projeleri çok örtüşüyor. Benim projelerle Ekrem Bey'in projeleri. Bunlardan bir tanesi 31 noktada toplamda 10.000 araçlık otoparklar yapacağız. Bu araç otoparklar muhtelif sayıda 200, 300, 400 gibi 500 kişilik, 500 araçlık otoparklar olacak. Bunlar yeterli görmüyoruz. Bazı mahallelerde tekrar otopark yapacağımız alanları tespit edeceğiz. Akabinde de bunları hayata geçireceğiz. Evet, zaten projelerinizin tamamını süremizin yettiğince konuşacağız ama sizin sosyal medya adreslerinizden zaten sevgili seyircilerimiz ulaştıklarında oradaki videoları görebileceklerdir. Projelerinizi çok paylaşıyorsunuz çünkü. Kesinlikle, evet, ekranlara da zaten şu anda arkadaşlarım taşıyorlardır. Bu arada şimdi tabii geçen yayın yaptığımızda Hayri İnönü dönemini nasıl buluyorsunuz? Sorduğumda siz demiştiniz ki çok zor bir dönemde başkan oldu, belediye başkanı oldu demiştiniz. Şimdi eski dönemlerden gelen borçlarının olduğunu biz duyuyoruz. Doğru. Tabii belediyeye çok yakınız, medyanın içindeyiz ve tabii, ben Şişli'de oturuyorum ve hatta şu anda da bu borçların devam ettiği söyleniyor ki basına tabii maalesef kötü bir şekilde yansıdı o çöp meselesi. Diğer programımızda zaten konuştuğumuz için açmıyorum o konuyu. O yüzden şu anda Şişli Belediyesi'nin ciddi anlamda bir borcu var mı? Bu borcu nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz? Yani ortalama Şişli'nin borcu 1 milyar. 1 milyar. Evet. Yani peki bu borç nasıl Şişli'nin, ödenecek? Şişli'nin ödenir ödenmesine de siz tabii kaynaklarını doğru kullanırsanız. Yani israf, şiriflik yapmasanız, bir de doğru yerlere harcama yaparsanız. Evet. Yani bugün Şişli'nin bütçesi fena değil. Ancak bütçenin nereye harcandığı. Ben mali müşavirim. Sonuçta tabii, bunları az çok bilen biriyim. Ama size şunu söyleyeyim. Bu 1 milyarlık borç 15 yılı Mustafa Sarıgül'le devam eder. Son 5 yılı Hayri Bey gibi gözükse de Mustafa Bey'in kadrolarını yönettiği bir belediyeden bahsediyoruz. Evet. Bu yani toplamda 20 yıl yönetimde bulunan bir anlayışın ürünüdür borç. Bunun detaylarına burada girmeyi doğru görmem ama biz neyle karşılaşacağımızı bilerek bu göreve talip olduk. Bunu üstesinden kalkacak bir ekibe de bir mutfağa da sahibim. Evet, yani bu borçlar ödenecek, ödenecek diyorsunuz. Bir şekilde. Nasıl kullandığınız önemli diyorsunuz. Evet. Peki, iktidarın dışında baktığımız zaman tüm belediyeler basında çok az yer aldı. Yani çıkabildiğiniz kanalları ben de elimden geldiğince takip etmeye çalıştım. Yani sizce adil bir seçim olacak mı? Medyada kendinizi iyi ifade edebildiniz mi? Maalesef öyle adil bir seçim yok ortada. Yani iki nedenle. Şimdi normalde İstanbul'un diğer ilçelerine baktığınızda, evet, bizim adaylarımız ve İyi Parti'den de adayımız var. Bizim adaylarımız AK Parti ile yarışıyor. Ben burada AK Parti ve onun uzantılarıyla yarışıyorum. Evet. Asla adil bir yarış yapmıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Biz alın teriyle oluşturduğumuz ve arkadaşlarımızla bir imece usulüyle yaptığımız bir harcama kalemlerimiz var. Onun da en çok sokaklara asılan billboardlar ve diğer afişlerimizdir. Bizim astığımız şeyler akşam asıyoruz. Akşam asıyoruz. Sabah evet, sabaha kalmıyor. Evet, bu seçimde yani gece, biz Şişli'de tabii yaşadığımız için görüyoruz bunları. Bir arkadaşlar bir tim kurmuşlar. Gece bizim afişlerin tamamını kesiyorlar. Evet, yırtılmış afişleri yırtılmış görüyoruz. Şey, bakın diğer iki adayın afişlerinden bir tane yırtılmışı bulamazsınız. Biz çünkü kendi açımızdan zaten bu konuda mümkün olduğu kadar toplumu rahatsız edecek bir bayraklama ya da toplumu rahatsız edecek bir ses gürültüsünün, evet, olmaması için çok çaba fazla sarf. Açmayın demişsiniz. Çaba sarf. Evet, yani sizi, burada şöyle söyleyeyim. Ya sonuçta biz bu ilçede beraber yaşıyoruz. Sizi, ben sizi rahatsız ettiğim zaman komşumsunuz. Yani hem haksızlık etmiş oluyorum hem de yani bağırarak ya da sokağa astığınız afişle oyunuz değişmeyecek. Evet. O yüzden biz mümkün olduğu kadar daha naif bir şekilde hareket etmek istedik.
Zaten diyorsunuz astıklarımız da Evet, yırtıldı. Evet, astıklarımızı onu yırtıyorum. soracaktım. Böyle Evet. bu seçimde bir afiş problemi maalesef ki Evet. oldu. Biz de tabii burada yaşayanlar olarak o sizin Evet. afişlerinizin Yani yırtıldığını siz de gördük gerçekten. gözlemleyebilirsiniz. Evet, Hem medya olarak hem gözlemledik. Evet. burada yaşayan yurttaşlarımız göre. Maalesef öyle bir problem bu seçimlerde yaşandı. Bir de bu seçimlerde bir beka kavramı ortaya çıktı. Daha önceki seçimlerde böyle bir şey yoktu. Yani belediye ile bekanın bağlantısı nedir? Ne demek isteniyor? Vallahi şimdi eğer karşınızdakini gördüğünüz rakibi düşman görürseniz her türlü şeyi söylersiniz. Yani bugün Şişli Belediye Başkanı ben olsam ya da diğer arkadaşlardan biri olsa ya Şişli Belediyesi'ndeki yurttaşımın bekası mı değişecek? Yani çok basit bir şey yani. Burada sadece bir düşünce anlamında bizim kendimizi daha iyi ifade etmek istediğimiz bir şey var. Şimdi bir düşünce tarzımız var. Şimdi buna siz inanırsınız, inanmazsınız. Bunu da sandıkta gider oyunuzu kullanarak bizim söylediklerimizi dikkate alırsınız ya da almazsınız. Oysa öyle değil. Şu anda sanki memleketi işgal ettiler. Ya memleket zaten Suriye Savaşı'yla birlikte oradan göç eden yurttaşlarımız ve dışarıdan gelen misafirlerimize baktığımızda yani Suriyeli vatandaşla Afrika'dan ve Asya'dan gelen insanlar milyonları buldu. Şişli'de, İstanbul'da. bunun bu kadar insan gelmiş, beka sorunu olmamış da Şişli Belediyesi'nin herhangi bir partinin eline geçmesi demek şey mi? Yani beka sorunu mu yaratacak? Ya da İstanbul'u Ekrem Bey alınca ne yapacak? Ekrem Bey gidip Şişli, İstanbul'u ya da başka bir yerleri parselleyecek mi? Eğer bir parsellenme söz konusuysa mevcut hükümetin temsilcileri Şişli'yi, İstanbul'u, başka yerleri peşkeş çektiler zaten. Yani çok sayıda bugün çevremizi saran, gecekondu yerine yapılan binalara bakın, 50 kat, 60 kat. Bunlar bir vicdan meselesidir. Yani burada yaşayan yurttaşlarımızın hayatını zora sokmuştur. Şimdi yerel seçimler diyoruz ama genel seçim havasına girdi ve insanlar artık yerel seçimden çok işte partiye mi oy vereceğiz, kişiye mi oy vereceğiz? Baktığımız zaman bir de oy kullanmama sorunu var biliyorsunuz. Bu seneki beklentimiz nedir? Sizce Şişli halkı, gerçi her sene bir artış gözlemlendi. Bu sene de tabii tatilleri de denk gelmediği için beklentiniz yüksek mi? Ya ben Şişli halkının yeterli düzeyde ilgi göstereceğini düşünüyorum. Burada sorun şu, tabii ki giderek hükümetin kullandığı dil toplumu ikiye bölüyor. Yani bu dil korkunç bir şey. Bu dil geleceğimizi ipotek altına alan bir dil, üslup. O yüzden bunun dışına çıkacak bir şey yapmamız gerekiyor. Vatandaşımızın bu konuda gelip oyunu kullanacağını ve çok yüksek bir oyla seçim katılım olacağını düşünüyorum. Yani tabii ki Katılım yüksek olacak katılım yüksek diyorsunuz. olacağını düşünüyorum. Ama tabii kırgınlar var. Geçmiş dönemde bizim parti olarak da Evet. bir takım konularda eksiklerimiz var. Onlar da gerçek. Ama bu kadar önemli bir konuda hani beka diye Evet. karşımıza çıkanların korkusu şudur. İktidardan olacaklar. İktidardan olunca güç yitirecekler. Güç yitirince bugünkü yaptıklarını yapamayacaklar. Beka aslında onlar için bir sorundur. Yani Evet. Cumhur İttifakı'nın bir sorunudur beka. Peki güvenliği nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Özellikle oylar konusunda biliyorsunuz seçim güvenliği çok çok önemli. Bunun için bir önlem aldınız mı şimdiden? Şöyle söyleyeyim, bizim açımızdan güvenlik yani sandık güvenliği açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet. Yani ufak tefek şeyler olur, her seçimde oluyor. Bizim ilçemiz 605 tane sandık var. 605 ile ilgili görevlendirmeyi yaptılar. Müşahitlerimizle ilgili görevlendirmeler yapıldı. Şimdi o gün sandığa arkadaşlarımın katılımını sağlayıp ve demokratik bir yarışın olması için çaba sarf edeceğiz. Evet. Bir de bir mülk sorunundan bahsetmek Evet. istiyorum. Projelere de geçeceğim. Özellikle şurada gördüğüm hemen bir 30 yıl 1 lira görüyorum, değil mi? 1 Evet. liraya. Böyle bir şey duyduk tabii ki biz de Şişli'de yaşayanlar olarak. Belediyenin tabii ki bunların bir resmi olarak bir belgesi var mı? Satıldı mı? Satılmadı mı? Bu mülkler kimlere satıldı? Duyduklarımız doğru mu? Şöyle söyleyeyim, ona geçmeden önce siz hani dediniz ya, sizi en çok etkileyen ne oldu Evet. diye.
Onu yanıtlayayım. Tabii. Onun arkasından Tamam. bunu söylersem Peki. o zaman daha Sahada anlam. sizi en etkileyen Evet. olay. Şimdi bakın, ben 3 gün önce, yani bütün mahallelerimizi geziyoruz. İzzet Paşa ve Kuştepe'de Roman vatandaşlarımız Bu arada oturuyor. İzzet Paşa'da tapu sorunu var. Var. Hemen yeri gelmişken Tabii. onu çözebilecek miyiz? Çözeceğiz. Çözeceğiz. Yani sadece tapu sorunu değil oradaki sorun. Yani orada ciddi bir mülkiyetin dışında bir de oradaki yurttaşlarımızın ödeyecekleri vergiler var. Onlar Evet. çok yüksek çıkmış. Hepsi şikayetçi. Şimdi o sadece Şişli Belediyesi'nin çözeceği bir şey değil. Ben yurttaşlarıma yalan söylememeyi söz verdim. Bana ben gidip oy almak için onlara desem ki tamam, kesinlikle ben sizin bu işinizi halledeceğim. Beni de tanıdıkları için inandılar. Ama yapamayacağım bir şeyi de söz vermem. Ha, nasıl söz verdim? Biz İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Şişli'de Muammer Keskin, söz veriyorum 5 yıl içerisinde ilk kazmayı buradan vuracağız. Komşularımızın yeri değişmeyecek. Yani komşuluk ilişkileri Yerinde devam edecek. değişim Evet, diyorsunuz. Yerinde dönüşüm. komşularımız komşularını değiştirmeyecek. Evet. Yani zaten belli bir anlamda, belli bir çerçevede bir yoğunluk olabilir ama komşuluk ilişkisi değişmeyecek. Orada çünkü çok sıcak bir komşuluk ilişkisi var. Şimdi ben 3 gün önce bu mahalleyi, bu sokakları gezdiğimde gördüğüm manzara 3 gündür uykumu kaçırmıştır. Neden diyeceksiniz? Bu mahallelerimizin altyapısı yok. Lağım sokakta akıyor. Çocuklar o lağım suyunların içerisinde oynuyor. 4-5 tane evi gezdim. Yurttaşlarımızın perişan durumda. 50'li yaşlarda insanlar, böbrek hastası, ciğer hastası, çocukları hasta. Yani oradan sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmek mucizedir. O yüzden birkaç örnek vereceğim size. Mesela bunu şöyle göstereyim. Tabii, İzzetpaşa İzzetpaşa Mahallesi. Mahallesi. Bu bir sokağımızın şu andaki durumu. Bu güncel. Yani işler acısı bir durumdur. Gerçekten. Bunu bilen bir siyasetçinin ben kendilerine şunu söyledim. 5 yılda bu sorunu çözemezsen bir daha karşınıza çıkıp oy istemem size. O kadar can Evet. yakıcıdır. Yine İzzet Paşa'dan genel manzara. Şimdi arkası şey, bu da çok can yakıcı bir şeydir. Kesinlikle. Yani bu kadar böyle bir mahallemizin olması bile 21. yüzyılda Evet. Şişli Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri. Şişli Nişantaşı'ndan ibaret değil. Değil. Teşvikiye'den Hayır, ibaret orası, değil. orayı da ihmal ettiler. Bakın şimdi bu bir sokak. Evet, Kuştepe Mahallesi. Kuştepe Mahallesi hemen, yani İzzet Paşa'nın komşusu. Evet. Kuştepe de hemen sizin biraz ileriniz. Evet. Şimdi buradaki gece kondurlara bak, sokaklara bak. Hastası olsa evet. ambulans giremez. Yangın çıksa itfaiye giremez. O kadar kötü. Yine Kuştepe'den bir manzara. Yine Kuştepe'den. Evet, sokağın durumuna çok bakın. Dar. Yani hem dar hem de lağım suları evet, buradan belli akıyor. Zaten, Evet, belli. Yani buradan şunların hepsi lağım suyu. Evet. Yine Paşa Mahallemiz hemen karşısında Antil var. Antil, evet. Yani çok katlı binaların, divanın, evet. Antil'in olduğu yer. Rezidanslar var. Rezidansların olduğu yer, hadi isim vermeyelim. Burası da Paşa Mahallesi. O rezidanslar, çok katlı binalarda 1 artı 1 daire 500 bin, 600 bin, karşısında. 700 bin dolar. Onun karşısındaki bir apartman 500 bin dolar etmez. O kadar. Evet. Ve oradaki insanlarımızın yoksulluğu, bu tarafta zenginlik ve bundan birileri övünüyor. Ama o taraftaki o zenginlikten buradaki yurttaşımız yararlanmadı. Tamamen dışarıdaki vatandaşlar, evet. Yani müteahhitlik yapan ya da birilerine peşkeş çekildi. Bakın bu da Gülbahar Mahallesi, profilonun olduğu yer. Bakın şurada bir sokağa bakın lütfen. Evet. Bu sokak elinizi uzatsanız komşunuza değer. Kesinlikle. Burası aslında bir katlı gecekonduydu. Burası 9 katlı gecekondu yaptı. Burada vatandaşımızın da kusuru var. Ama belediye olarak bunu siz yaptırmayacaksınız. Yaptırıyorsanız burada çocuklarımız yaşıyor, kadınlar eve mahkum. Güneş girmiyor bu evlere. Evet. O yüzden hani bizim bir atasözümüz var, güneş girmeyen eve doktor girer. Evet. Dolayısıyla siz eğer buradaki 21. yüzyılda Şişli'nin göbeğinde bu kadar yoksulluğun, açlık sınırının içerisinde yaşayanlar varsa, eğer Cumhurbaşkanımız burada kaymak tabaka yaşıyor diyorsa gelsin beraber bir gezelim. Kaymak tabaka var mı yok mu? Şimdi bunları, Şişli'nin görünmeyen tarafları. Evet, bunları niye, yani şeyi, o sorunuzu niye evet. sonraya bıraktım? Şişli'nin birçok mahallesi bu durumda.
Ve Şişli'nin bu kadar problemi varken ve şu anda Şişli en borçlu belediye, işçilerin maaşını ödeyemeyecek konuma gelmiş ama geçmiş dönem belediye başkanlığı yapmış Sayın Sarıgül, kendisinin kurmuş olduğu bir vakfa Şişli Belediyesi'nin 18 katlı binasını, maya binasını 1 lira karşılığında 30 yıllığına kiraya vermiş. Bunun resmi belgeleri var mı? Var tabii, bu dava mahkeme konusu. Şimdi Hayri Bey, siz geçen bana sorduğunuzda ben biraz es geçmiştim. Şunun için es geçmiştim. Hayri Bey göreve geldiğinde bir yıl bu işlerin çok farkına varamadı. Bir yıl sonra gerçekten 9 tane gayrimenkulumuzun, biraz sonra göstereceğim, değeri 500 milyon dolardır. Bunlar her nedenle, hangi koşulda olursa olsun, bu mülkler Şişli halkının mülkleridir. Bu mülkleri siz kendi kurduğunuz vakfa, niyetiniz ne olursa olsun, 1 lira bedelle, iz bedeliyle veremezsiniz, vermemelisiniz. Bu çünkü Şişli halkının tamamının malıdır. Şimdi siz bu binada gördüğünüz gibi, tabii, burası 18 kat, bakın şuraya bakın, 25 bin 300 küsür 55 metrekare bir alan. Bugün orada bunun kirası bizim işçi maaşlarımızı karşılayacak boyuttadır. Aylık işçi maaşlarımızı karşılayacak boyut. Bu kamunun malı, sizin malınız. Peki bu 30 yıllığına verilmiş ama evet, şu an? Evet, 30 yıllığına verildi. Bunun için davalar açıldı, davalar kazanıldı. Evet. Yargıtay'da, Yargıtay süresi devam ediyor. İnşallah biz 1 Nisan günü 31 akşamı ipi göğüsleyeceğiz. Mazbatamızı aldığımız gün ilk meclis kararıyla da bu işi çözeceğiz. Yine belediyenin çok önemli bir binası daha var. O da 11 katlı. 11 katlı, 30 bin metrekare bir yer. O da 1 lira karşılığında yine kendi vakfına kiraya verilmiş. Bu vicdan sızlatıcı bir şeydir. Bu kadar yoksulluğun olduğu bir yerde siz eğer belediyenin mülklerini, bakın bu da 9 toplam, mülk diyorsunuz. Evet, toplamda Şişli Belediyesi'nin 9 mülkü 500 milyon dolar değerindedir. Evet. Bunlar her birinin yerleri çok önemli. Bir tanesini de yine Şişli'de yaşadığınız için söyleyeyim. Evet. Hemen Osman Bey de eski, şu anda Cemil Candaş kent mülkü merkezi olan bina, orası da belediyenin. O binaya biz şimdi vakfa kira ödüyoruz. Kira biz, evet, şu anda orayı Şişli Belediyesi'nin mal sahibi olmasına rağmen vakıfa biz kira ödüyoruz. Toplamda bizim hizmet aldığımız binalara ödediğimiz kira bedeli 4 milyon 24 bin lira. Şişli Belediyesi'nin şu anda diyelim ki burası bizim yerimiz. Evet. Biz buradan işte bir mahalle evi yaptık. Bu mahalle evinin işte x bir rakam, toplamda 4 milyon 24 bin lira yıllık kira bedeli ödüyor Şişli Belediyesi. Bu 9 tane mülkünden 1 lira para alamıyor. Bunun ve sizin paranız bu. Vatandaşın parası. Burada emin olun ki yani vatandaşımızın da bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Peki bu Hayri Bey döneminde sanırım bu davalar açıldı. Şu an devam ediyor değil Hayri mi? Hayri Bey davaları açtı. Büyük çoğunluğunu kazandı. Bu davaları. Yargıtay aşamasına gitti. Biz şimdi sonuçlarını bekliyoruz Yargıtay'dan. Buradan yine bir başka kuruma verilen, 2 lira karşılığına verilen büyük bir şey tamamen bize geçti. Yani davayı kazandık. Şimdi onun için de geriye doğru 5 yıl ecri misil uyguluyoruz. Evet. Yani daha doğrusu belediye uygulamış. Şimdi burada Hayri Bey'in önemli yaptığı iş, diğer yapmadıklarıyla ilgili eleştiri alıyoruz. Siz de söylüyorsunuz. Bence Şişli halkının mallarını tekrar Şişli halkına kavuşturmak, yeniden o malları Şişli'nin malı gibi belediyenin mallarını yeniden almak önemli bir iştir. Bunun ben kendi adıma minnettarım. Zaten biz halef selef olacağımız için görevi devrederken de ben bir temiz Şişli hayal ettim dedi. Onu da Muammer Keskin'e bırakıyorum. Bundan sonra Muammer Keskin devam edecek. Evet. Bunu şunun için söylüyorum. Bu çok önemli bir şey değil. Ama gerçekten Şişli şu anda bu borçlarını, bu kadar mal mülkü varken dışarıya kira ödüyorsa burada bir yanlışlık var. Tabii.
kendi mallarına bile kira ödüyorsa burada ciddi bir yanlışlık var. Evet. Kimin parasını ödüyoruz? Senin, benim vergilerimizde alınan paralarla bu konuyu sonuçlandırıyoruz. Bu gerçekten büyük bir haksızlıktır. Benim de ana görevlerimden biridir. Evet, yani bu konuyu diyorsunuz ki zaten başladığı davalar bu şekilde sonuçlandığında zaten bu tekrar Şişli halkının olacak. Hem Şişli halkının olacak hem biz lüzumsuz yere bir sürü kira ödemeyeceğiz. Evet. Kendi malımız, mülkümüz olan yerlerden kiraya versek bile dünya para kazanırız. Tabii zaten belediyenin bu borçları da bu şekilde ödenmiş olur diyorsunuz. Yani tabii o hemen ödenmez de en azından yeni borçlar edinmeyiz, eski borçları nasıl ödeyeceğimizi planlayacağız. Evet. Şimdi kentsel dönüşüm, siz yerinde dönüşüm diyorsunuz. Evet. Haberlerde de yer aldığı için soracağım ama Sıra Seyaliler Caddesi bizim arkamızda, belediyeye de çok yakın. Bina boşaltıldı. Sonrasında güçlendirilmeye gidildi, yıkılmasına gerek yok dendi. Bu sağlıklı bir durum mu? Yani binanın sadece yıkılmadan güçlendirilmeye gidilmesi ve tabii ki böyle bu tarz bir sürü bina var Şişli'de. Kentsel dönüşümü de yerinde dönüşüm şeklinde sağlayacağız diyorsunuz. Bu karar doğru muydu sizce? Şimdi şöyle söyleyeyim, orada bir eksik bilginiz var. Orası şöyle, orası Kartal'da bir bina yıkıldı. Evet. Tabii. Hemen arkasında. Evet, hemen arkasından bu binanın çürük olduğu düşünen belediye yetkilileri bunların araştırmasını yapıp oradaki komşularımızı 3 binayı ilgilendiriyor. Hemen zaten bizim ciddi, hemen sizin yan tarafınız ciddi bir problemdir Meltem Hanım. Bunu çözmenin yolu şudur. Bu güçlendirmeyle bu benim alanım değil. Evet. Yani aslında herhangi bir belediye başkanının alanı da olmayabilir. Hı hı. Bu bir teknik konudur. Evet. Bunun üniversiteden incelettirilip bu konular yeniden yıkılması mı gerekiyor yoksa güçlendirmesi mi gerekiyor? Buna belediyenin karar vermesi doğru değil. Evet. Burayı zaten bir şirketten bununla ilgili bir takım incelemeler yaptırmışlar. O yüzden boşaltmışlar. O yüzden boşaltmışlar. Hı hı. Ama burada belediyenin üzerine düşen görev şu olmalı. Bunu hızlandırması gerekiyor. Evet. Yurttaşlarımız şu anda perişan. Orada yaşayan yurttaşlarımız mağdur ve perişan. Şimdi bu insanları biz bir şekilde bu mağduriyetlerini önlememiz gerekiyor. Evet. Bunun için de öncelikle eğer olanakları yoksa belediye kendisi yaptırmalı, yaptırabilmeli. Yok olanakları varsa onları toparlayıp bu organizasyonu yapması gerekir. O şu anda güçlendirme de yapılmadı. Onun için eksik bilginiz var diyorum. Evet. Güçlendirilmesine karar verildi. Yani güçlendirmesiyle ilgili konuşuluyor şu anda. Evet. Yok şöyle. Şimdi mal sahipleri kendi eşyalarını bile alamadılar. Evet. Haberleri zaten o şekilde kendi, yansıdı. Kendi eşyalarını alabilmeler için dediler ki bir güçlendirme yapalım ki Allah göstermesin bir bina yıkılırsa orada bir problem yaşamayalım. Şu andaki genel durum odur. Evet. Henüz güçlendirme de yapılmadı. Zaman zaman insanlar girip eşyalarını boşaltıyor. Anıları var. Mesela bir yurttaşımız diyor ki ya ben buradan çıkamam diyor. Çünkü diyor yani eşini kaybetmiş. Ben gittim onlarla ilgilendim. Evet. Kaldıkları yerlere gittim. Diyor ki ya benim anılarım var diyor. Zaten o bina o anılarımı alamasam diyor ben zaten ölürüm diyor. Şimdi bu kadar duyarlı bir insanlar var. O yüzden orada bir sıkıntı var. İnşallah zaten şurada 2 gün kaldı. Biz geldiğimizde müdahil olacağız. Peki ulaşılabilir başkan olacağım, sıra dışı bir başkan olacağım diyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Size her zaman ulaşabilecek miyiz? Evet, şimdi gittiğimiz en çok eleştirilerden biri bu. Diyorlar ki yani evet tamam yani işte biz belediyeye geldik mi size ulaşabilecek miyiz? Ya da şu sorunumuzu size yazdığımızda yanıt verecek misiniz? Ben de onlara diyorum ki ulaşamayacaksınız. Önce tabii önce bir sıkıntı oluyor. Dedim bak ben bildiğiniz belediye başkanlarından olmayacağım. Sıra dışı bir belediye başkanı olacağım. Ben sizin aranızda olacağım. İhtiyaç duymayacaksınız. İhtiyaç duymanız nedir? Gel Meltem Hanım bir kahve içelim diyeceğim size o kadar. Evet. Yani orada rutin işlerimi yaptıktan sonra hem halk günleri yapacağız hem de mutlak şimdi nasıl mahalleleri geziyorsam ay içerisinde mutlak problemli olan mahalleleri öncelik vermek koşuluyla 25 mahallemizi de ziyaret etmek zorundayım ve ben kendimi de zaten öyle hazırladım.
Evet, peki. Biraz projelerle yine ağırlıklı olarak Buyurun. gidelim. 10 bin araç kapasiteli otopark dediniz. 4 bin gence istihdam sağlayacağım diyorsunuz. Sanırım bu Şişli Mutfak Sanatları Okulu olacak. Evet. Onun dışında Gastronomi, mutfak evet. sanatları, bir de moda tasarım merkezi kuracağız. Osman Bey de şu anda Türkiye'nin en önemli iş alanı olan, bizim açımızdan konfeksiyon ve tekstil alanıdır. Burada Osman Bey İş Adamlar Derneğimiz var. Bu dernek İstanbul'da örgütlü bir dernek ve bugüne kadar devletten de, belediyeden de yeterli destek alamamışlar. Biz onlara şu sözü verdik, onların da projeleri vardı. Öyle sanki biz yazsak öyle yazarız ya da bizim yazdıklarımız onlar açısından da çok örtüşen projelerimiz var. Bu kitapçıkta da var. Evet, tabii. Burada o şey ama bir Evet. kitapçığımız var. Onun da parça Evet. parça var. Şimdi biz onlarla şöyle bir konuda anlaştık. Yani daha doğrusu tabii bir ön görüşme yaptık ama biz göreve geldiğimizde onları tekrar ziyaret edeceğim. Protokollerimizi yapacağız. Onların istihdam ihtiyacı olan alanlardaki eğitimi biz vereceğiz. Onlara bir maliyet yüksemeden. Onlar da bize bu çerçevede istihdam yaratacaklar. Çünkü şöyle bir kararımız da var iki tarafın. Ya öyle bir olanak yaratalım ki Şişli'den bir iki tane marka çıkaralım. Evet, çok Marka güzel. çıkaralım. Şey, mevcut şu anda Nişantaşı'nda veya Osman Bey'in bir takım yerlerinde uluslararası ünlü markalar var. Evet. Ama bizden bir tane marka var mı sizin Evet, bildiğiniz? yok. Yani gerek kadın giyimine gerek erkek Evet, giyimine. yok. Dolayısıyla biz buradan onlarla bir işbirliği yaparak markalar çıkaracağız. Bu marka bir, iki olur bilemiyorum. Ama onları da zorlayacağız. Onların şu anda elinden tutan olmamış. Bakın Meltem Hanım, 1 milyon, 1,5 milyon, milyar pardon milyon diyorum, 1,5 milyar euro bu arkadaşlar ihracat yapmışlar. Bu önemli bir rakamdır. Tabii ki çok Bu ciddi bir rakam. önemli rakama sahip olan Osman Bey esnafı diyor ki gelen turistlerimizi ya da gelen misafirlerimizi ya da bize alışverişe gelen yurttaşlar, oradaki yurttaşlar diyorum hep alışkanlık, gelen misafirlerimiz gidecekleri bir tuvalet yok diyorlar. Bir lavabo yok diyorlar. Bunun hem ana kente hem Şişli'ye söyledik. Maalesef bir çözüm üretemedik. Söz verdim hemen. Gelir gelmez. Yani ilk yapacağım işlerden birkaç işten bir tanesi de bu kadar bana katma değer yaratan bir topluluk var. Ben onları bugüne kadar yok sayacağım. Ben kendi belediye anlaşır. Sıra dişilik budur. Sıra Yoksa dışı bir benim başkanlık elimde olmaz. sihirli bir değnek yok. Ama şöyle bir sihirli değnek var. Çok iyi bir ekibimiz var. Mutfakta çalışacak. Bu sorunları bilen hem uluslararası ilişkilerimizde hem Türkiye genelindeki ilişkilerimizde çaldığımızda bir kapıyı karşılığını bulacağımızda bir ekibe sahibiz. Evet. Peki şimdi Şişli dendiğinde tabii ki Şişli'de yaşayanlar en büyük üç sorun olarak trafik, yeşil alan, otopark, kaldırımlar genelde görüyor. Sizin şimdi trafikle ilgili yapmayı düşündüğünüz projeler neler? Sanırım Ekrem Bey ile bağlantılı olarak çünkü burada Büyükşehir Tabii Belediyesi'nde tabii. desteğini almak Burada zorundasınız şunu siz. söyleyeyim bak. Bir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı beni seçin, ben trafiği çözerim diyorsa orada bir absürtlük var, bir yanlışlık var. Yani bir ilçe belediye başkanı kendi sınırları içerisinde toplu taşımayı yapma şansına sahip değil. Yani kara araçlarının çoğu büyük şehre bağlı. Yani İETT'ye bağlı. Yine iç taşımaların çoğu da yine toplu taşıma büyük şehre bağlı. Burada biz şu sözü veriyoruz. Diyoruz ki benim burayı kolaylaştıracak bazı mahallelerde ring seferlerimiz olacak. Örneğin Haldedip Adıvar Mahallesi'nde hemen sizin karşı tarafınız. Bu mahallemizin son durağında otobüsün dönme şansı yok. Otobüsün park edip manevra yapacak yeri yok. O yüzden merkeze çıkaracak bir ring seferine ihtiyacımız var. Bu tür mahallelerimize ring seferi koyacağız. Bunlardan bir tanesi şu anda Gülbağ son durakta metro yapılıyor. Otobüs durağı vardı. Metrodan dolayı kaldırdılar. Dolayısıyla yurttaşlarımız bir de yokuşlu bir yol. Yurttaşlarımız merkeze çıkmak için çok ciddi sıkıntı yaşıyor.
Bu tür mahallelerimize ring seferleri koyacağız. Ama şu anda zaten Fulya'da var bir ring seferleri. Onların, yurttaşlarımızın talebi biraz daha saatleri erkene çekip biraz daha uzatmak. O da mümkün. Yani sonuçta bizim araçlarımız yurttaşlarımızı ücretsiz taşıyacaklar. Evet. Bir ücret almayacaklar. Yani böyle 7-8 mahallemizde bir ring seferleri projemiz var. Onu hayata geçireceğiz. Peki bu sorunlar tabii çözülürken Büyükşehir Belediye'nin farklı bir partide olmasıyla şu anki belediyenin farklı tabii ki CHP'de olmasına mı bağlıyorsunuz şu anki koşulları değerlendirdiğinizde? Şöyle söyleyeyim. Yani böyle bir sorun oluyor mu CHP'li belediyelerde? Şimdi dışarıda tabii ki konuşulanlarda genelde bu var yorumlarda. O yüzden ne böyle var bir yorumlarda? Genelde yorumlarda mesela işte Şişli Belediyesi'nde bu özellikle tabii ki kaymak diye biz tabaka olarak belirlenen belediyelere baktığımızda hepsinin CHP olduğunu Doğru. görüyoruz. Ki siz şu anda Kuştepe'nin mesela sorunlarından bahsettiniz. Bir de şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin farklı bir partide olması veya işte bu Bakırköy Belediyesi için de aynı sorun, Şişli Herkes. Belediyesi için de aynı sorun. Yani bu sorun buradan mı kaynaklanıyor? Yani bütçelerde zorluk mu yaşıyorsunuz veya trafik sorununu çözmek istiyorsunuz ama bu yüzden mi çözülemiyor? Yok, şöyle söyleyeyim. Trafik sorunu makro düzeyde bakmak lazım. Evet. Yani makro düzeyde örneğin diyelim ki toplu taşıma işini yapacaksın. Evet. Ben toplu taşıma işini yapacak bir konumda değilim. Şişli Belediyesi ya da Bağcılar Belediyesi Evet. ya da Esenler Belediyesi, yani fark etmiyor. Burada Büyükşehir'in zaten anlamı bu. Büyükşehir bu organizasyonu yapıp toplu taşımada kolaylaştırıcı unsurları onlar belirliyor. Güzergahları onlar belirliyor. İhaleyi onlar veriyor. O, ben sadece benim bölgemde diyelim ki Beyoğlu sınırları, işte Park Divan Oteli'nin bu tarafı bize ait. Bu Cumhuriyet Caddesi'nin başı demek. Buradan gelip de Beşiktaş sınırına ya da Kağıthane sınırına kadar giden ana arterlerde toplu taşıma nasıl yapılıyor ona bakacağız. Benim bu bölgelerle ilgili Büyükşehir'e destek olmam gerekiyor. Ben o desteği vereceğim. Buradan Ekrem Bey'in gelmesinin şöyle bir avantajı var. Benim açımdan, şimdi Ekrem Bey dün bir video yayınladı ve bana da sürpriz yaptı. Muammer Başkanım diyor, bütün Şişli'ye söyle diyor. Biz diyor seninle 5 yıl çok uyumlu çalışacağız diyor. Çok Evet, güzel zevkli işler oldu. yapacağız diyor. Şimdi bu gerçekten benim haberim yoktu ama ben aynı şeyleri söylüyorum vatandaşımıza, komşumuza. Diyorum ki öyle bir dönem olacak ki Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, sanki ikisi de aynı yerin belediye başkanı gibi davranacağız. Ya ben Büyükşehir gibi davranacağım, o Şişli gibi davranacak. O kadar içselleştirmişiz. Hem bir uzun yılların vermiş olduğu bir tanışıklık, hem aynı partide siyaset yapmamız. Aynı partide siyaset yapsanız da kavga ediyor insanlar. Tabii. Yani şu anda AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi ile benim bildiğim, isimlerini vermeyeyim, bana tabii. yakışmaz, belediye başkanlarının birbirlerine karşı ciddi bir defans gösterdiklerini biliyorum. Nitekim benim kendi partimde geçmiş dönemde yaşadım. Ben 90'lı yıllarda İstanbul'da ilçe başkanıydım. Anakent Belediye Başkanımızla Şişli Belediye Başkanımız arasında fikir ayrılığı vardı. Zaman zaman da bu uyuşmazlıkla geçiyordu. Evet. Biz öyle bir şey yapmayacağız. O yüzden şanslı bir döneme giriyor Türkiye. Hani böyle insan hayatında fala bakarlar ya, Evet. işte Türkiye'de ya da işte sizin çok şanslı bir döneme Evet. giriyorsunuz. 2019 diyorsunuz. Evet, 2019 1 Türkiye Nisan. açısından, İstanbul açısından, Şişli açısından çok şanslı bir döneme giriyor. İstanbul'da sevgili yol arkadaşımız, bizim için çok kıymetli olan Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Ben de Şişli'de ipi göğüsleyeceğim. Burada yaşayan yurttaşlarımız gerçekten çok yararlanacağı işler yapacağız. Kadınlara da bir sözünüz Var. vardı. Kaldırımlarda topuklu ayakkabıyla rahatlıkla yürüyebilecekler Evet. diyorsunuz. Onun dışında zaten ekibinizde çok fazla kadına yer veriyorsunuz. Bu arada mahalle evleri var. İsterseniz çok az bir süremiz Şöyle söyleyeyim, kaldı. şöyle söyleyeyim. Biraz da onlardan Tamam. bahsedelim. Şöyle söyleyeyim. Şu anda 39 ilçede bütün partiler için geçerlidir. Ben yeterli görmememe rağmen bizim meclis grubumuzda 12 tane kadın arkadaşımız var. Epey de seçilecek noktadadır. Yani örneğin
bizimle yarıştığını söyleyen arkadaşımızın listesinde seçilecek yerde bir kişi var. Yani bunu toplumun takdirine bırakıyorum. Şimdi bizim açımızdan şöyle bir yaklaşım söz konusu değil. Keşke %50'sini yapabilseydik. Bu da bir adımdır diye düşünüyorum. Hemen yanı başımızdaki ilçelere bakın. Orada da yeterli düzeyde kadın yoktur. Kadın gerçekten adı var, kendisi yok. Bu genel olarak bütün erkekler, ben de dahil, bütün siyasetçiler bir eril anlayışla bakıyoruz bu işe. İnşallah demokratik ortam yaratıp bunu da çözmemiz gerekir. En azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu çözmesi. Örneğin HDP adaylarının %50'si kadın. Yani biz niye çözemiyoruz? Tabii. Bir sistemle ilgili, kafayla ilgili. Dolayısıyla umarım biz de bunu önümüzdeki süreçte, ben en azından şunu söyleyeyim, yani partinin iç işleyişiyle ilgili çok fazla benim söylemlerim var ama bugün için değiştirme şansına sahip değilim. Ama ben belediyede yönetimi buna dikkat ederek yapacağımı söyleyebilirim. Yani belediyenin kadrolarının büyük bölümünü özellikle kadın arkadaşlarımın, tabii ki burada bir uzmanlık gerektiren işlerde bazen bulamıyorsunuz. Dışarıdan birini de bulabiliyorsunuz ama yeter derecede bizim arkadaşlarımızın içinden de yöneticilik yapacak misyona sahip arkadaşlarımız var. Bunları değerlendirmeyi düşünüyorum. Evet, toparlama yapalım isterseniz. Mahalle evleri demiştiniz. Mahalle evleri demiştik. Mahalle evleri bizim için çok önemsediğimiz bir projedir. Çünkü orada kreşlerimiz olacak. Orada kadınlarımızın hem el emeği, göz numu, hem spor yapacakları alanlar olacak. Hem de kadını evden dışarı çıkarmış oluyorsunuz. Çocuğunu güvenilir bir okula bırakıp 2-3 saatini kendine ayırma fırsatı veriyorsunuz. Mahalle evleri bugün var. Şişli Belediyesi'nin yapmış olduğu. Çok da güzel işler yapıyor arkadaşlarımız. O mahalle evlerinde bulunan hem belediye tarafındaki personelimiz hem gelen yurttaşlarımız çok iyi yararlanıyorlar ve hakikaten kaygıları da işte yeni yönetim gelirse bunu kaldırır mı diye. Ben kendi adıma şöyle bir söz verdim onlara. Bunlar mevcut kalacak. Biz sadece yapacağımız şey iyileştirmedir. Bir tuğla daha biz koyacağız. Olmayan mahallelerde de yeni mahalle evleri oluşturacağız. Yani temel isteğimiz budur. Evet. Nefes alan, aldıran Şişli diyorsunuz. Kültür sanat etkinliklerine başladınız zaten sanat parkında. Evet. Levent Üzümcü ile zaten beraber değil mi? Çalışmalarınız, Levent projeleriniz Üzümcü, var. Levent Üzümcü kadromuzda. Herkes için spor diyorsunuz. Zaten belediyenin şu anda sporla ilgili Belgrad Ormanı'na da bildiğim kadarıyla devam faaliyetleri oluyordu. Onlar da galiba devam edecek. Onlar mi? Devam edecek ama bizim Şişli'nin şanssızlığı arsa stoğumuzun. Evet. Bugüne kadar hep yapı stoğuna çevrilmesi, ve bunu da ucube bir şekilde yapmaları, artı Şişli halkının lehine olan bir şey değil. Şişli'de yaşamayan ya da Şişli'de hiç işi olmayan birkaç kişiye avantaj sağlamak için yapılmış çok katlı binalardır. Biz mümkün olduğu kadar mevcut parkları yeniden yapılandıracağız. Güvenliklerini sağlayacağız. Çünkü şu anda güvenlik sorunu da var. Bir önemli konu da zararlı maddeler. Evet, bir önemli bağımlı yurttaşımız artıyor, çocuklarımız artıyor. Bunların hayatına dokunacak işler yapmayı planlıyorum. Benim görevim değil ama bir belediye başkanı olarak emin olun ki bunlar için de çaba sarf edeceğim. Yani emniyet müdürümüzün kapısında beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Kaymakam kapısında beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Çok önemsediğim çünkü çocuğa verdiğim değerden dolayıdır. Yani bir annenin ne kadar sıkıntı çekebilir bir çocuğunu böyle bir konuma geldiğinde, bir empati yaparsa insanlar bunun farkına varırlar diye düşünüyorum. Kesinlikle şu an bütün ilçelerde olan sorunlardan kadınlar için bir verdiğim sözü mutlak yerine getireceğim. Bu kaldırımlar bize yakışmıyor. Bu caddeler bize yakışmıyor. Evet. Kaldırımların tamamı işgal altında. Sokaklar dar ve onların tezgahlar konması, tabii oradaki yurttaşlarımı da anlıyorum. Yani ekonomik kriz var. Sıkıntı var. Bu insanlar ne yapsınlar? Bir yerlerde bir şey satıyorlar ama bu kadar başıboş olamaz. Evet. Sadece Şişli değil. Bütün. Yani gidin şöyle yürüyerek diyelim ki buradan Beyoğlu'na, oradan Fatih'e, oradan Bakırköy'e geçin. Alanların çoğu bu şekilde işgal edilmiş durumda. 21. yüzyılda bunlar Meltem Hanım çok doğru şeyler değil.
Kadınlar, çocuklar, gençler önceliğimiz diyorsunuz. Her yaşa eğitim, özellikle kreşler için yapacağınız çalışmalar var. Bu arada engelsiz yaşam, engelliler için. Engelliler ve hayvan hakları ile ilgili Evet, de özellikle çok, Şişli'de tabii hayvan sevgisi çok yani fazla bizim olduğunu görüyoruz. Özellikle Kurtuluş bölgesi benim her yer, oturduğum bölgede değil mi? Her şey her yer. inanılmaz bir Şöyle söyleyeyim, yani sevgi var. şimdi benim çekirdek ailemde de kızım da oğlum da besliyor. Yani sonuç itibariyle herkesin evinde bir kedi ya da köpek var ya da sokakta var. Bizim daha doğrusu sadece insan odaklıyız aslında ama ya canlı odaklı desem daha iyi. Çünkü Allah'ın yarattığı bir canı Kesinlikle. kimsenin kendi kafasına göre onlara zorluk çıkarma hakkına sahip olmadığını düşünüyorum. O yüzden de elimizden geldiği kadar hem hayvan haklarını hem insanlarla ilgili hem çocuklarımız hem gençlerimiz hem kadınlarımız, dezavantajlı gruplar, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir iş yapacağız. Hatta engelli yurttaşlarımız için şey söylüyorum öncelikle. Bizim ilk yapacağımız iş engelli vatandaşlara bir şey yapmak değil. Engelsizim diyenleri eğitmektir. Tabii. Çünkü bu iş kafada bitiyor, beyinde bitiyor. Eğer Kesinlikle. siz karşınızdakini örsüyorsunuz, öteliyorsanız, itip kalkıyorsanız, valla sizin kafanızda bir şey vardır. Önce kendi açımdan da bakarak ben de kendimi aynı kategoriye koyuyorum. Ben dahil hepimizin yeniden eğitimden geçmesi gerekiyor. Yeniden hayata, yani burada birlikte yaşadığımızı herkesin görmesi gerekiyor. Birlikte yaşamı kolaylaştıracak ne varsa da bizim işimizdir diyorum. Belediyeyi de öyle yöneteceğiz. CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bana Bir cümle özgürce edebilir soru miyim? sorma Sağ olun. fırsatı verdiğiniz için. Yani gerçekten ikinci yayınımız bu ve Sağ olun. istediğinizi sorabilirsiniz dediniz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Son olarak ilave etmek Şöyle istediğiniz söyleyeyim. bir şey var mı? Var. Şişli halkına neler söylemek Şişli halkı istersiniz? bir kere 31'ini sakin, özgür, güvenli bir şekilde geçirsinler. Ama her şeyden önemli oylarını kullansınlar. Cumhuriyet Halk Partili seçmene de mutlak sandığa gidin, oylarınıza sahip çıkın, oylarınızı bölmeyin. AK Partili, MHP'li, HDP'li, Saadet Partili yurttaşlarım, hiç üzülmeyin. Ben seçileceğim, sizden de destek istiyorum. Ama biliniz ki sizin de belediye başkanınız olacağım. Saygı ve sevgilerle bütün komşularımı kucaklıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi yorduk. Temponuz çünkü devam ediyor biliyorum ki. Öncelikle tekrar geldiğiniz Sağ olun. için teşekkürler. Sağ olun. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın.